Merhabalar, bugün Gülova'dayız. Sivas'ın yöresel lezzetlerin dijitalleştirilmesi projesi kapsamında Gülova'da kadın kooperatifleri işletmesine geldik. Bugün bize tavşan çiğmenin yapılışını gösterecekler. Fazla uzatmadan lafı Ayfer Hanım'a bırakıyorum. Ben Ayfer Önge. Şimdi burada kadın kooperatifi olarak size tavşan içi yemeğini tanıtacağım. Önce bu bizim geleneksel Gülova'mızın yemeği. Tavşanla yapılıyormuş. Ama şimdi tavşanı vurmak yasak olduğu için, imkanımız olmadığı için şimdi tavukla yapıyoruz. Tavukla önce tavuğumuzu alıyoruz, bu tavuğumuz. Bunu güzelce bol suda haşlıyoruz. Güzelce bol suda haşlayıp tavuğumuz pişiyor. Onun suyuna pilavımızı yapıyoruz. Bizim geleneksel Gülova'mızın bulguru, bulgur pilavımız. Tavuğun suyuna yapıyoruz. Onu tavuğun suyunda pilavımızı pişirdikten sonra bir kenara bırakıyoruz. Bu da bizim şeyimiz, yufkamız. Bunu da sacda pişiriyoruz. Erişte olarak kesiyoruz. Bu da bunu tekrar bir tepsinin içerisinde tereyağıyla harmanlıyoruz. Bu yufkayı. Harmanladıktan sonra onu da bir kenara alıyoruz. Hepsi bir kenarda bekliyor. Yağımızı, tereyağımızı alıyoruz. Eritiyoruz pembeleşinceye kadar. Pembeleşince bunun özelliği sarımsak. İki diş sarımsağımızı alıyoruz. Onu dövdükten sonra tavuğumuzun bir bardak suyun içerisine ilave ediyoruz. Ilık tavuk suyunun. Bu pembeleşen yağımızın içerisine bırakıyoruz. Onu tekrar şimdi iş bunun döşenmesine geliyor. Bulgur pilavımız piştikten sonra tepsinin içerisine yayıyoruz bulgur pilavımızı. Onun üzerine de bu yufkamızı yayıyoruz. O yufkayı yaydıktan sonra bu tavuğumuzu bir yerde tabii parçalıyoruz. O parçaladıktan sonra üzerine döşüyoruz. Döşedikten sonra erittiğimiz o sarımsaklı yağlı sudan döküyoruz. Döktükten sonra tekrar üzerine de bulgur pilavı biraz ayırıyoruz. Onu da bulgur pilavının üzerine döküyoruz. Onun üzerine de tekrar tereyağımızı. Tereyağımızı üzerinden döküp bırakıyoruz. Bulgur pilavımız hazır oluyor. İsmi de tavşan içi pilav, yani bulgur pilavı, yufka. Hepsi beraber birleşmiş tavşan içi olmuş. Çok da güzel bir yemeğimiz, yani geleneksel yöremizin bir yemeği. Tavuğumuz pişti, haşladığımız tavuk. Şimdi sıra şeyi, eriştemizi kavurmaya geldi. Eriştemizi böyle döküyoruz, tereyağını eritiyoruz içine. Bunu böyle tereyağında böyle aldırana kadar böyle yağını karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Bunu bir kenara alıyoruz. Bir kenara alıyoruz. Bulgur pilavımız da pişmek üzere. Bulgur pilavımızı götürüyoruz. Bulgur pilavımız da böyle pişiyor. Birazcık daha pişsin. Güzel pişsin ki kıvamı güzel olsun. Tavuğumuzu da didiyoruz böyle şeyde. Tavuk suyumuzda biraz bulgur pilavımızı ilave ediyoruz ki iyice pişsin pilavımız. Şimdi bu 5 dakika daha pişecek. Tavuğu da haşladık, yüzün gerisini alıyoruz, didikliyoruz. Tavşan içimiz için tavuğumuzu dittik. Yufkamızı da kavurduk. Pilavımız da pişti. İşlemimiz tamamlandı. Şimdi sokaraç kısmına geldik. Şimdi eritme, yağımı eritme işlemine başladım. Yağım eriyor şimdi. Aç altını biraz. Şimdi pembeleşinceye kadar yağımı eritiyorum. Şimdi bu esnada tavuk suyumu, bir bardak tavuk suyum oluyor. Onu boşaltıyorum şeyin içerisine. Sarımsağı da atıyorum. Pilavımı. Yay, yay birazcık daha. Şimdi bunun üzerine yufkamı boşaltıyorum. Yufkamı yayıyorum. Onun üzerine tavuk etimi. Şimdi yağımı döküyorum.
Yağını güzelce döküyorum. Tekrar pilavını. Bulgur pilavımı döktüm. Şimdi üzerine tavuklarımızı ekliyoruz. Tavuklardan sonra tereyağımı döküp işlem bitmiş oluyor artık. Tavşan içimiz yemeğe hazır. Hepinize afiyet olsun. Yiyenlere afiyet olsun.